Burada da diyor ki, şuradan geldik, abdestin farzları 4'tür. Evet. Yani elleri kollarla yıkamak, yüzü yıkamak, başın 1/4'ünü meshetmek. Ama başın 1/4 mes diye kaplama mesi terk etmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzelce abdest alırsa müjdesine nail olmak için. Bir adam vardı mesela, ben onlara ilmihal okuyordum. Bir de öğrendi ki efendim ağza buruna su vermek meğer farz değilmiş. Aa, farz değil mi? Yapmayayım dedim o zaman. Lan bu öyle bir şey değil ya. Yani hep bir kırpma var yani. Ne kadar kaçırabilirsem. Şeytan insanı kandırıyor. Aman siz sünnetlere, edeplere dikkat edin. Kıbleye dönük abdest almaya gayret edin. Bu müteahhitler de öyle işler yapsınlar. Lavaboları kıbleye doğru yapmasınlar. Bu sefer adamı da zora sokuyor. Adam da Müslüman, İslami bir adam. Bir eve geliyor, bir bakıyor ki ya bu şimdi bunu yıkacak mıyız diyor. Yıkacaksın. Çünkü kitaplarımız diyor ki bir insan def-i hacetini, def-i hacetini, istincai demiyorum, def-i hacetini efendim kıbleye dönük veya kıbleye sırtını verip yaparsa bu tahrimi mekruhtur diyor. İstinca dediğimiz temizlik mesele. Temizliği kıbleye dönük yaparsa o da tenzihi mekruhtur diyor. Hep bir kerahat var yani. O yüzden bize her meslekte İslami hassasiyet olan insanlar lazım. O yüzden anneler, babalar, evladını müteahhit yapmak istiyor olabilirsin. Doktor yapmak istiyor olabilirsin. Bunlar meşru isteklerdir. Helal dairede yetiştirebilirsen ama. Helal dairede. Yoksa karı kız, kızların içinde olan bir ortamda haramı istiyor olursun. Allah'a hesap verirsin.